Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi yazarı, CNN Türk yorumcusu Deniz Zeyrek'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini ayrıntılı yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Güne birlikte hazırlanacağız yine Parametre cephesinde. Dün ATV Haber ortak yayınındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu geceyi anlattı. Bakan Kaya bana ben arabanın içinde öleceğim diyerek diyecek kadar ileri gitti. O gece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın neler yaşadığını bu sözlerle dile getirdi Cumhurbaşkanı. Avrupa'yı yine aynı sözlerle eleştirdi. Buna neo-nazizm diyebiliriz. Yani yeni Nazi akımı diyebiliriz dedi. Evladım kadar severim. 4.30'a kadar uyumadım, takip ettim. Kendi arabanla gidemezsin. Ablasıyla beraber o ikisini iki goril götürdü diyor. Hollandalı polislere Cumhurbaşkanı goril ifadesini kullanıyor uygulamaları nedeniyle. Hollanda olayının hesabını diplomatik açıdan bir defa soracağız dedi Cumhurbaşkanı. Bakanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağı mesajını da verdi. Hollanda Başbakanı'nın adı Hollanda'daki bir gazetenin burada patron biziz manşeti üzerinden tepki gösterdi. Demokrasiyi bilmiyorlar. Patron vatandaştır, millettir ifade kullandı. Patron biziz manşeti Avrupa'da çıkan gazetelere, Hollanda'da, İsviçre'de çıkan gazetelere ilişkin tepkiler de devam ediyor. İsviçre'nin Bilik gazetesinin yaptığı başlık, Türkçe attığı manşet büyük tepki çekti. Ankara sert tepki gösterdi bu manşete. Dışişleri Bakanlığı haberi kınadı. Bu ithamları ve iddiaları kabul etmemiz söz konusu değil dedi. Aynı zamanda işte Hollanda'nın burada patron biziz Hollanda basınının bu manşette çıkması da bu manşetlerde yine tepki gördü. Hollanda'daki Türk vatandaşları da buna dair yorumlar getirdi. Hollanda Başbakanı aslında süreç devam ediyordu. Biz telefonla konuşuyorduk ancak Dışişleri Bakanı'ndan tetkikler açıklamalar gelince süreç biraz değişti. Biz tehditlerle hareket etmeyiz diyor Hollanda Başbakanı. Merkel'e de tepkisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yazıklar olsun sana diyor Hollanda'yı destekler açıklaması nedeniyle. Bir yasak da Belçika'dan geldi. MHP'nin yapacağı toplantıya Belçika'da bir eyalet izin vermedi. Hollanda, Almanya ve Fransa Hollanda'yı destekler açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla bu tepkiler de devam ediyor. Sadece Atina dolaylı olarak toplantı özgürlüklerinden yanayız diyerek Türkiye'ye bir destek verdi. Şimdi 4 siyasi yaptırım açıklandı Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından. Hükümet Hollanda'ya karşı yaptırımlarını şöyle açıklıyor. Hollanda Büyükelçisi burada değildi ya, zaten Türkiye'ye dönmeyecek. Hollanda hükümeti bu yaptıklarının bir şekilde telafi edene kadar üst düzey bakan, üst düzey toplantılar tamamen iptal edilecek. Diplomatik uçuşlara izin verilmeyecek. İzinler de iptal edildi. Ayrıca hükümet sözcüsü Kurtulmuş Avrupa Birliği ile mülteci anlaşmasının gözden geçirileceğini söyledi. Ardı ardına yaptırımlar açıklanırken mülteci anlaşmasının da gözden geçirileceği vurgusu geldi. Aynı zamanda Türkiye skandal üstüne skandalı imza atın Hollanda yönetimini Birleşmiş Milletler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Konseyi'ne şikayet edecek. Hollanda Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etti gerekçesiyle yapılacak bu şikayetler. Dolayısıyla aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, Avrupa örgütleri, Avrupa Konseyi'ne bu şikayet Türkiye tarafından yapılacak. Hollanda'ya çifte nota da verdi Türkiye. Ne dedi? Resmi özür talep etti. Ayrıca Türk vatandaşlarına yapılan sert muamelenin de incelenmesi ve suçluların cezalandırılması talep edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da CNN International'da konuştu. Güvenlik tehdidi için bu yasakların getirilmesinin saçmalık olduğunu söyledi. Aşırı sağcı lider Wilders ile mevcut hükümet arasında söylem açısından, politikalar açısından da hiçbir fark yok dedi. Hollanda Başbakanı'nın ardı ardına gelen açıklamaları var ve Avrupa Birliği ve NATO'da diyor ki gerginliği düşürün, bu çağrıyı dile getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Evet'i destekliyor. Bütün bu yapılanlar bunu gösteriyor, buna işaret ediyor diyor. Devlet Bahçeli tweet atıyor, dolayısıyla tepkisini dile getiriyor. Bütün bu gelişmeler işte Almanya ile başlayan, Hollanda ile
Hollanda'ya sıçrayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Almanya üzerinden Rotterdam'a gitmesi ve konsolosluğa sokulmaması, polis barikatıyla çevrilmesi ve Türk vatandaşlarına gösterilen sert muamele, işte sonunda bu gelişmelerin sonucunda yapılan açıklamalar, süren gelişmeler özetle böyleydi. Başka gelişmeler de var. ÖSYM'yi bir dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler yeniden sınav yapılsın, biz de sınava girelim çağrısını yapıyorlardı ama geç kalmaya çare yok diyor ÖSYM Başkanı. Bütün bu gelişmeleri ekonomi gündemiyle beraber, biraz önce aktardığım gündemle beraber değerlendireceğiz. Günaydın Deniz, günaydın Sefer. Günaydın. Yaşananlardan sonra dün itibariyle yaşadıklarımız bunlar. Vallahi sen işte yaklaşık yarım saattir gündem sıralıyorsun. Çok yoğun günlerden geçiyoruz. Böyle referanduma doğru da hem siyasi hem ekonomik gündem hiç yavaşlamayacak gibi duruyor Ebru. Az önce şimdi hani bu satır hafta arasında, FED'li ve Merkez Bankası da var. Evet, satır arasında söylediğim bir şey çok önemliydi. Örtülü destek Avrupa'dan, bir tek Yunanistan'dan geldi. Hatırlarsan 15-20 gün önce de Yunanistan'da ne kadar gerilmiştik? Yine kayalıklar falan gündemde. Kardaklı. Dışta politika böyle bir şey. Yani biraz her an değişebiliyor. İşte Rusya ile ilgili tartıştıklarımız var. Geçen yıl, ondan önceki dönemde. Şu anda geldiğimiz noktada işte Rusya ile şeyi biliyoruz. Bunları biraz böyle serin kanlılıkla değerlendirmek gerekiyor. Hani akşamdan sabaha değişebiliyor. Taşlar yerinden oynayabiliyor açıkçası. Ekonomik ilişkilere de biraz bakacağız. Evet. 400 yıllık bir ticaret geçmişinden bahsediyoruz. Ve Doğu ile bağlantısını hep devam ettirme hayali kuran bir Hollanda'dan bahsediyoruz. Deniz bu. Belki işte dün Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları, maddeleri değerlendirir ama orada Numan Kurtulmuş'un vurguladığı nokta hem bunun vatandaşlara yansımayacak olmasıydı bu alınan kararların. 4 madde sıraladı. Hem de açıkçası böyle ekonomiyi etkilemeyecek noktalar olmasına evet, dikkat edilmiş. Öyle bir hassasiyet gösterilmiş. Tabii işte Hollanda'dan da bugün bir takım açıklamalar gelebilir, bir takım değerlendirmeler gelebilir ama enteresan. Yani burada hani nasıl böyle yukarıya çıkıp bakarsak şu anda Hollanda ile gibi gözükse de Avrupa'nın bütünüyle böyle bir ufak bir gerilim yaşıyoruz gibi duruyor. Bunun giderilme noktasında da hani bunun daha yükselme noktasında bizim zorluğumuz şu olacak. Avrupa'nın karşısında tek bir Türkiye var ama Türkiye'nin karşısında birçok ülke olacak. Tek tek ikili ilişkileri düzeltmek o anlamda biraz daha zor olabilir yani Avrupa'nın bütünüyle ama burada gösterge ülkeler hani önde bayrak taşıyan ülkelerde Almanya ve Hollanda olarak öne çıktı. Bunun işte Türkiye'nin atılmasını beklediği adımlar var atıldığı noktada. Yineden normalleşme olur, tansiyon biraz daha düşer diye umuyoruz önümüzdeki günlerde. Şimdi Cumhurbaşkanı o geceyi anlattı dün TV ekranlarında, ATV'de haber ortak yayınında. 4.30'a kadar ben de uyumadım. Ben arabanın içinde öleceğim diyecek kadar ileri gitti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı dedi. Gazete manşetlerine tepkisi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz patron biziz başlıklarıyla çıktı ya Hollanda'da bazı gazeteler bu manşeti attı. Hem oradaki Türk vatandaşları bundan büyük üzüntü duymuş öyle anlıyoruz açıklamalardan. Hem de orada çünkü askerlik yapan, asker etmiş olan, orada yetişmiş, büyümüş olan insanlar var. Dolayısıyla hani bu bir üzüntü yaratmış. Ayrıca İsviçre'de Bilik gazetesinin manşeti de yine bayağı bir tepki çekmiş. Dışişleri Bakanlığı da bu gazetenin manşetine tepki göstermiş durumda. Gazete manşetlerini Avrupa basınına sıçrayan bir gerilimden bahsediyoruz. Değil mi Deniz? Evet, ben Sefer'i şey yaptım diye buradan göremediğim için. Biliyorum ben de onu atlıyorum kusura bakma benim hatam. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani sadece Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde değil, bütün uluslararası medyanın gündeminde iki gündür Türkiye-Hollanda ilişkileri var. Ben dün bu gelişmeleri acaba CNN International, BBC vesaire nasıl bakıyor diye onları da sıkça takip ettim. Mesela dün bütün gün boyunca CNN International'ın ilk gündem maddesiydi. Türkiye ile Hollanda arasındaki
bu kriz ve hem işte Amsterdam'dan pardon bağlantı yapan muhabir vardı, hem İstanbul'dan bağlantı yapan muhabir vardı. Hatta İstanbul'dan bir diplomat, Amerikalı diplomata bağlantı yapıldı. İşte Londra'daki yorumcuya analiz ettirildi. Bu hani dünyanın ilgisini çekecek kadar büyümüş bir krizden bahsediyoruz. Yani gazete manşetlerinde olması kaçınılmaz. Ama tabii gazete manşetlerinden yakınırken biraz objektif olmak lazım. Bizim gazetelerde doğrusunu istersen Hollanda için ya da Avrupalılar için hiç de geri kalmayacak başlıklar atıyorlar. Yani onu da bir kere hani doğruya doğru demek durumundayız. Gazeteleri hazırlayanlar netice itibariyle bu milliyetçi duyguların etkisinde kalıyorlar. O Hollanda'da o absürt başlığı atanlar herhalde böyle bir milliyetçilik duygusu içinde hareket eden gazetecilik yaklaşımını, gazetecilik ilkelerini bir kenara bırakmış insanlar. Bunu Türkiye'de de milliyetçilik duygularının kabardığı dönemde meslektaşlarımız, bizler zaman zaman unutuyoruz. Dolayısıyla ben gazete başlıklarını bir referans olarak görmüyorum. Gazete başlıkları böyle hani devletler arasındaki yaşanan krizi de çok fazla yansıtmıyor. Burada gelinen noktaya bakmak lazım. Şimdi dün özellikle mesela dikkat ettim. CNN International'daki yorumcular şunu söylüyorlardı. Birincisi Hollanda Başbakanı ırkçı lider, Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Wilders'ın gerisinde kalmak istemiyor. Birinci parti olarak çıkmak istiyor. Dolayısıyla onun seslendiği seçmen kitlesinin desteğini almaya çalışıyor. Ondaki değişimin nedeni bu. Bu nedenle de sertleşti gibi bir yorum yapıyorlardı. Türkiye için yaptıkları yorum da referandumla bağlantılıydı ki bu bugün Türkiye'deki gazetelere de yansımış. Özellikle İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabay'ın teşekkür etmemiz lazım. Evet'e 2 puan yansıdı sözleri. İşte Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısına belki görmüşsünüzdür, işte hayır rüzgarı kesildi gibi bir şey, bir yorum yapmış. Onun gerekçelerinden biri olarak da Hollanda ile yaşanan bu krizi göstermiş. Dolayısıyla da yani bu işe biraz böyle bir adım geriye çıkıp da dışarıdan bakan, yani krizin bir parçası olarak değil de dışarıdan bir gözlemci olarak bakan herkesin yorumu aşağı yukarı aynı. Yani iki tarafta bu işten işte Hollandalılar yarınki seçim için, Türkiye'de 16 Nisan'daki referandum için sandığa pozitif yansıtma kaygısı taşıyor diye bir analiz yapıyorlar. Dünyadaki algısı bu. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu da böyle diyor. Hani kısa evet, ama şöyle bir tablo da ortaya çıktı. Ben doğrusu buna da üzülüyorum. Avrupa'da bu kriz nedeniyle Türkiye'nin hiç hak etmediği tepkiler yükselmeye başladı. Yani Türkiye'ye bakış açısını, hani devletler arasında böyle krizler olur da halkın bakışını, halkın algısını değiştiriyor olması bu krizin üzücü bir durum. Yani bu ülke bir turizm ülkesi. Sadece Rus turistlerle geçirmiyor turizm sezonunu ki Ruslar geldiğinde bile büyük sıkıntı yaşadık. 1 milyon Hollandalı turist geliyormuş mesela. Almanlar geliyor. İşte yani bunların bakışı değişirse, bunların algısı değişirse, Türkiye'yi kendileri için böyle hani güvenli olmayan bir yer gibi algılamaya başlarlarsa çok uzun vadede zarar verir. Onun için ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Tamam. Yani böyle bir kriz yaşanıyor, devletin zirvesinde yaşanıyor. Yani Hollanda devletinin zirvesi, Türkiye devletinin zirvesi, Almanya'nın zirvesi vesaire. Ama bunu böyle kamuoyundaki bakış açısını değiştirecek boyutlara indirmemek lazım. Dün itibariyle çıkan tablo şu, Türkiye'nin işte Bakanlar Kurulu'nda görüşülmüş anladığım kadarıyla, Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından anladığım bu. Hollanda'nın diplomatik uçuşları, yani bir özel hani yolcu taşıyan havayolu şirketinin uçuşları değil de işte
Türkiye hava sahasını kullanacak ya da Türkiye'ye gelmesi beklenen diplomatik uçuşlarına izin verilmeyecek. Büyükelçi Türkiye'de olsaydı gönderilecekti ama Türkiye'de olmadığı için geri dönmesine izin verilmeyecek. Tabii en Avrupa'nın canını en yakan, Avrupa'yı kara kara düşündüren şey bu göç anlaşması. Tabii. Yani daha önce Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Geri kabul. Eğer o anlaşmadan Türkiye vazgeçerse Avrupa ciddi sıkıntı yaşar diye bir tespit var ki yaşar da yani. Biliyorsunuz o anlaşma imzalandıktan sonra ciddi anlamda Ege'deki insan kaçakçılığı durmuştu. Bunun yeniden başlaması, karayolundan Suriyelilerin Avrupa'ya akın etmesi vesaire gibi bir endişe içindeler Avrupalılar. Türkiye'nin bu anlaşmanın sona erdirileceği ihtimalini bile gündeme getirmesi Avrupa'da ciddi endişelere yol açıyor. Şimdi Türkiye özür bekliyor. İki nota bu arada verdi tabii değil mi? Şurada... Özür bekliyor. Resmi yazılı bir özür dilenmesini talep ediyor ve bu Hollanda'da yapılan muamelenin, vatandaşlara, insanlara yapılan muamelenin, bakana yapılan muamelenin araştırılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyor. Yine Maslahat Güzel çağrıldı dışişlerine ve iki nota verildi. Ve mülteci konusu da sanırım masada tutuluyor. Gözden geçirebiliriz mesajı evet. Veriliyor. Bu NATO yani bu taleplerini Türkiye'nin karşılar mı Hollanda ve Türkiye mülteci anlaşmasını gözden geçiririz derken bu konuda ne kadar ne yapabilir ya da nasıl ilerler ya da ilerleme planı var mı, böyle bir beklentin var mı? Şimdi şuradan başlayarak gidebiliriz. Öncelikle mesela Hollanda'da hani bir sonuçta hukuk devleti, bir Avrupalı, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği'nin en azından müktesebatını biliyoruz. Bir kere bu bir toplumsal gösteriye müdahale sırasında ortaya çıkan olaylar, Türkiye bunu istese de istemese de soruşturulmak durumunda. Yani kendilerinin bu excessive force dedikleri, orantısız kuvvet kullanmak sokaktaki gösteriye her zaman bir soruşturma konusudur. Yani Türkiye buna itiraz etse de etmese de, başvursa da başvurmasa da büyük ihtimalle Hollanda Polis Teşkilatı o gün orada toplanan insanlara yönelik bu güç kullanımını soruşturacaktır. Yani o dünya basında manşet olan o gaddarlık fotoğrafını o polisi soracaklardır. O polise o talimatı veren polis müdürlerine soracaklardır. Bir kere bu soruşturmayı takip etmek lazım. Herhalde Türk yetkililer bunu takip edeceklerdir. Diğer taraftan şimdi bakanın gitmesi hani tartışılabilir, konuşulabilir. Çünkü hani herhangi birinin gidişiyle aynı olmuyor bakanların ziyaretleri. Yani bildirmek gerekiyor, protokol önlemleri almak gerekiyor, işte koruma önlemleri almak gerekiyor vesaire. Dolayısıyla bakanın gidişinin bu kıstaslar yerine getirilmedi diye engellenmesini Hollanda savunabilir. Yani bu konudaki suçlamalara Hollanda resmi olarak bir yanıt verebilir ama Rotterdam Başkonsolosu'na yönelik tavırlar Viyana Sözleşmesi'ne aykırı. Viyana Sözleşmesi diplomatların ve diplomatik misyonların dokunulmazlığını gerektiriyor. Yani iki ülke savaşta olsa bile bu Viyana Sözleşmesi gereğince diplomatların çok önemli hakları vardır. Çok önemli dokunulmazlık hakları vardır. Diplomatik misyonların da öyle. Yani o ülkedeki o misyon Türkiye toprağı kabul edilir. O misyonda çalışan ve diplomatik pasaport taşıyan şahıslar da böyle kafanıza göre gözaltına aldım seni, tutuyorum vesaire gibi muameleler yapamayacağınız görevlilerdir. İşte bu açıdan da Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edilmesi bakımından hem Birleşmiş Milletler'e hem Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na şikayette bulunabilir. Bu açıdan da bir Türkiye'nin bir girişimde bulunduğu, bu süreci başlattığı anlaşılıyor.
Yani olayın iki boyutu var. Biri Sayın Bakan Kaya'nın orada engellenmesi. Hollanda makamları çıkıp şunu söyleyebilir. Yani bizim böyle bir kendilerine bildirimimiz vardı. Bu bildirimi tanımadılar. İşte bu bizim egemenlik haklarımızın ihlalidir. Dolayısıyla biz de gereğini yaptık diyebilirler. Ama Rotterdam Başkonsolosunu işte konsolosluk dışına çıkarmamak, çıkınca alıp 3 saat gözaltında tutmak vesaire, bunların hepsi Viyana Anlaşması'nın ihlalidir. Bu konuda herhalde biraz sıkıntı yaşayacaklardır, zorlanacaklardır. Ve kimi şikayet edeceksin diye bir durum var tabii. Almanya ve Fransa'dan Hollanda'ya destek var. Yunanistan'da iktidar farklı, bu kadar ırkçı, faşist bir yönetim anlayışıyla yönetilmiyor. Hani o yüzden farklı bir tonla, moda örtülü olarak geliyor. Ama hani kimi şikayet edeceksin diye bir durum da ortaya çıkıyor. Hani gelen tepkilere ve cılız söylemlere bakıldığında. Ebru, objektif olmak gerekirse, yani biz hani milliyetçi duygularla olup bitene tepki gösteriyoruz vesaire, ama şimdi bunu Rutte'nin açıklamasından yola çıkarak söylüyorum. Dedi ki, biz dedi hani görüşmeler yapıyorduk kendisinin Hollanda'yı ziyaretiyle ilgili, ama o çıktı CNN Türk yayınında şöyle bir ifade kullandı. Bu ifade de işte bütün her şeyi değiştirdi. Yani ben izin vermesen de gelirim, zorla gelirim gibi bir şeyi Avrupalılara kabul ettirmek zor. Yani Türk bakana yapılanları orada hani gidip hesabı sorulabilir. Onun için özür istenebilir. Türk diplomata yapılanlar için özür istenir, hesabı sorulmak istenebilir. Ama Türkiye'nin ben istediğim ülkeye, Avrupa ülkesine istediğim gibi giderim, siz beni engelleyemezsiniz söylemi Avrupa'da destek bulmaz. Türkiye'de de destek, yani Türkiye için başka bir ülke yapsaydı bunu, Türkiye de buna karşı çıkardı ve Türkiye'yi desteklerlerdi. Yani biraz ülkelerin egemenlik haklarını bu kadar sorgulamamak lazım, sorgulattırmamak lazım. İki şeyi karıştırmamak lazım. Evet, Hollanda çok faşizan bir uygulamaya imza attı. Hem orada kendi vatandaşı olan Türklere kötü muamele yaptı, bir gaddarlığa imza attı. Hem bir Türk bakana, topraklarına gelmiş bir Türk bakana hak etmediği bir muamele yaptı. Hollanda bu açıdan özür dilemelidir. Ama Türkiye'nin de bu işi bu kadar yükseltmesi çıtayı, biz işte geliriz, zorla geliriz gibi bir noktada olması Avrupa'dan çok destek bulacak bir söylem değil. Ama şunu da söyleyeyim ben, yani kime şikayet edeceksin diyebiliriz, ama bu işin kuralları bellidir. Bu işin kağıt üstündeki durumu da bellidir. Onun için iyi bir hukuki altyapı hazırlayarak bunun hesabı sorulabilir. Onun yani için, hani, o zaman Türkiye Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na, BM'ye, Avrupa Konseyi'ne şikayette bulunacak. Bakanlar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na gidebilirler. Böyle bir süreç izlenecek. Ve hani NATO'nun da Birleşmiş Milletler'inde tansiyonu düşürün diye bir çağrısı var. Bu süreçler izlenecek. Anladığım o. Ve iki nota verildi. İnşallah. Özür dileyin. Evet. Bu konuda araştırın, evet. Suçluları cezalandırın. Tansiyon düşer de bunların hiçbirine gerek kalmaz. İki ülke yine hani dost görüntü sergiler. Çünkü yani turizm açısından, ekonomi açısından, onlar açısından da biz bu yaptığımız ticareti düşünürsen Ebru, çok önemli iki ülke arasındaki bu dış ticaret ve diğer işte turizm gelirleri başta olmak üzere. Hani yeterince zaten derdimiz var. İnşallah hani Hollanda da bu konuda adım atar. Tansiyon düşer, bunların hiçbirine gerek kalmaz. Ve İlişkiler eskiye döner. Bir de tabii Avrupa'dan çıkalım, Brexit'le beraber başlayan bir süreç var. Hollanda'da da bu tartışmalar var. Evet. Ya İngiltere'de Avam Kamerası biliyorsun aynen onayladı. Yani o tasarıyı, değişikliği kabul etmedi ve kraliçeye gönderdi. Bu durumda da Brexit'le ilgili, yani İngiltere'nin İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreci resmen başlamış olacak ve bir takvime bağlanacak. Tabii konu çok önemli. İşte bundan sonra İngiltere'nin nasıl bir seyir izleyeceği, Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapacak mı, yapmayacak mı,
serbest ticaret anlaşması, onun ekonomisi ne olacak biliyorsun. Finansın başkenti olarak adlandırılır Avrupa'da Londra ve şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi Londra'da biliyorsun birçok işlem yapan kuruluş var ve bunların çalışanları var ve bunlar Avrupa'ya seyahat ediyorlar tek tek. Şimdi onlar tek tek bütün Avrupa ülkelerinden vize mi alacak, ne olacak? Hani böyle bir açıkçası başlı başına bir yol haritası belirlemek durumunda İngiltere. Bu dünya ticaretini, dünya borsalarını ve yeni çıkacak Avrupa Birliği'ni, İngiltere'siz bir Avrupa Birliği yakından ilgilendiriyor. Hani burada hep İngiltere'nin yerine biraz biz mi aday oluruz tartışmaları da vardı. Avrupa'nın kapısında yıllardır bekleyen büyük bir ülke olarak. Şimdi bu noktada Avrupa ile ilişkilerin gerilmesi aynı zamanda işte İngiltere'nin çıkış dönemine de rastlıyor. Böyle enteresan bir konjektür var şu anda Ebru. Bir de FED var tabii. Bir Avrupa Birliği süreci var, bir de FED var. Ne yapar? Ya FED bugün biliyorsun üfe rakamları açıklanacak Amerika'da. Onun da olumlu gelmesi durumunda artık neredeyse %100 gözüyle bakılıyor. Yani Mart ayında bir çeyrek puanlık bir faiz arttırımına piyasalar bunu satın almış durumda şimdiden. Burada ileriye yönelik ne olur? İşte yıl içerisinde daha birkaç kere daha arttırır mı tartışmaları sürüyor. Bu da işte paranın seyri yönünden de nasıl Avrupa Birliği'nde yeni bir konjektür başlıyor dediysek Trump'la birlikte işte Fed'in de bu politikaya devam edeceğinin anlaşılması paranın seyri açısından da global anlamda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Açıkçası Fed'in ne yapacağı değil de bizim Merkez Bankası'nın ne yapacağı daha büyük soru işareti Ebru. Orada biraz belirsizlik var. İşte bu açık piyasa penceresindeki faizin daha da yükseleceği tartışmaları var. Faiz silahını ısrarla çekmediğine yönelik eleştiriler var. Bizde de dolar biraz böyle dışarıdaki düşüşle birlikte durmuş durumda yükseliş ama oradaki gerginlik de açıkçası devam ediyor. Borsa zaten yorulmuş durumda. Hani bu hızlı yükseliş sonrasında biraz piyasalar bekleme sürecinde gibi yani bekle gör. Bu Avrupa Birliği Hollanda ile yaşanan gerginliği de işte Cumhurbaşkanı Merkel'e yazıklar olsun sana açıklamasını yaptı. Dolayısıyla orada da bir gerginlik var. Sadece Hollanda ile değil. Tabii. Devam Almanya'da da var. İşte benzeri, Belçika'da bazı toplantılar iptal ediliyor. Arnavutluk'tan geldi biliyorsun bir açıklama daha önceden. İşte Danimarka Başbakanı'nın ziyaretini kabul etmediğini açıkladı. Yani biz Avrupa'nın bütünüyle bir sadece Hollanda ile değil Avrupa'nın bütünüyle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. En tehlikeli durumu Avrupa'da yani Türkiye'de Avrupa karşıtı bir hava varmış gibi yansıtılır ve bu işte turizm başta olmak üzere senin söylediğin gibi ikili anlaşmalar, ticaretler, ekonomiye zarar gelme boyutuna gelirse bundan tüm taraflar zarar görür, herkes zarar görür. Hani buna engel olmak için bundan sonra yapılacak adım da dün yapılan açıklamada o vurgu çok önemliydi o yüzden. Yani vatandaşlara yansımayacak vurgusu çok önemliydi. Bunun bence Türkiye'deki bu gösteriler vardı ya portakallar işte diğer gösteriler. Onların da bir nevi önünü kesmek yani burada Hollanda başta olmak üzere Avrupa karşıtı gibi bir sokakta bir görüntü açıkçası olmaması lazım. Evet. Bu çok önemli. Şimdi Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar vardı dün. Dışişlerinden de ona cevap olarak yazılı bir açıklama geliyor. Reuters Haber Ajansı'na düşüyor açıklamalar. Avrupa Birliği'nden Mogherini ve Hah'ın dün Türkiye-Hollanda arasındaki gelişmelerle ilgili açıklamaları vardı. O açıklamalar yanlış değerlendirmeler içeriyor diyor Dışişleri Bakanlığı. Avrupa Birliği yine objektiften uzak ve gelişmeleri tam manasıyla değerlendirmeden hareket etmiştir deniliyor. Avrupa Birliği Avrupalı yetkililer sorunların çözümü için diyalog kanallarını tavsiye ederken ülkemizin Hollanda'nın aksine diplomasiden sapmadan izlediği siyaseti görmezden gelmeyi tercih etmekteler. Avrupa Birliği'nin basiretsiz açıklaması ülkemiz için bir değer taşımamaktadır deniliyor. Dün gelen Avrupa Birliği'nin açıklamalara bu sabah itibariyle dışişlerinden gelen açıklamalar da vardı. Hollanda özür diler mi? Diplomasi yoluyla ilişkiler bu tansiyon düşer mi? İşte 15 Mart'tan sonra farklı bir yola mı girilir? Bütün bunlar izlenecek. Ama şu anda Türkiye'nin açıkladığı yaptırımlar içinde ekonomi yok. Böyle özetleyebiliriz. Aynen öyle. İyi özetledin. Ama ardı ardına yapılan açıklamalar da böyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Diyor ki mağduriyet hükümetin değil vatandaşın ve devletindir diyor. Keza Devlet Bahçeli de benzer açıklamalar yapıyor. Ortak bir tavır var aslında muhalefetten de. Bu tavır da devam ediyor. Muhalefetin de bir takım girişimleri olabilir herhalde Deniz.
Aslında muhalefet tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. 3 aşağı 5 yukarı Hollanda'da bir Türk bakanın maruz kaldığı ve Hollanda'daki Türkiye kökenli Hollandalıların maruz kaldığı kötü muameleyi bütün muhalefet tek sesli bir şekilde kınadı. Ve hepsi tepki gösterdi. Hepsi bunun karşılığında bedel ödettirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Çıtayı en yükseğe koyan Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu Hollanda ile ilişkileri askıya alın. İşte lafla peynir gemisi yürümez. İşte gereği yapılacak gibi ifadeler kullanmak yerine gereğini yapın gibi bir noktaya getirdi sözünü. Dün itibariyle Numan Kurtulmuş'un Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıkladığı o dört başlık herhalde Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği noktaya Türkiye'yi yaklaştırdı. Böyle bir durum var. Ama mesela en enteresan tepki Milli Görüş'ün şu andaki temsilcisi konumunda olan Saadet Partisi'nin genel başkanından geldi. Dün belki fark etmişsinizdir. Temel Karamollaoğlu, Sayın Bakan Kaya'nın Hollanda'ya gitmekte ısrar etmesinin doğru olmadığını açıkladı. Öyle bir ifade kullandı. Onun dışında genel olarak muhalefet hükümete bu konuda destek verdi ama muhalefet aynı zamanda da hükümetin bu krizi referandumda evet oylarını artırmak için kullandığı izlenimini de dile getirdi. Bu konudaki eleştirilerini de dile getirdi. Yani bir taraftan milli duruş gösterilmesi gereken yerde muhalefet o milli duruşu gösterdi. Avrupa'ya, Hollanda'ya vesaire tepki gösterdi. Bir taraftan da hükümeti bu krizi referandumda evet oylarını artırmak için derinleştirmeyin, kullanmayın çağrısı yaptı. Böyle bir gözlem ve eleştiri dile getirdiler. Ankara'daki tablo da bundan ibaret. Şimdi biraz önce İngiltere'yi söyledik, konuştuk. Avrupa Birliği'nin ayrılması için bir adım daha atıldı. Lordlar Kamerası İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını sağlayacak kararı onadı. Önemli bir adımdı. O da atılmış oldu. İşte Hollanda'da seçimler var. Özellikle Amerika'daki seçimler sonrasında bu aşırı sağ ırkçı söylemler ve bunu bu yöndeki partiler çok fazla öne çıktı. Bu biraz da güçlendirdi galiba. Yani Hollanda'da, Fransa'da Avrupa Birliği'nden çıkmayı tartışıyor. Amerika'da vardı. İşte böyle, dünya şu seçimleri atlatsa da bir kurtulsak daha da devam edecek. Biz vatandaşlar olarak, yani dünyadaki vatandaşlar olarak rahatlasak. Ya uzun bir süreden sonra tek Türkiye karşıtlığı konusunda birleşmiş görünüyorlar. Bir de o evet. Noktası var yani. Ya o da, ve böyle bir süreç yaşıyorlar. Bilmiyorum politik, Deniz'in yorumu yani, ne olur ama. Tabii politik yorumlar var da yani işte internet sitelerinde de haberler var. İki politikacı işte Türkiye'yi Hollanda'da malzeme edip tartışıyorlar. İşte seçim propagandası ya, seçim yapıyorlar. Bildirsen geri kalmıyorum. Her yerinde o için bir takım şeyler yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. Deniz daha da devam edecek seçimler Fransa'yla ve evet. Diğer ülkelerle, İtalya'yla. Dolayısıyla hani Avrupa'nın kendi içinde çok farklı konularda çok ayrılmaları var. Şey yarıyor da gördüğünüz yani mesela Rutte'nin son bir haftada oylarını birkaç puan artırdığına dair araştırma sonuçları yansıdı gazetelere. Yani demek ki orada da işe yarıyor. Yani siyaset böyle bir şey. Siyaset insanların bu tür böyle galeyana gelmiş duygularını kullanmak için her yolu mübah görebiliyor. Bu dünyanın her yerinde öyle. Yani maalesef siyasi etik sorunu dünyanın her tarafında var. İnsanlar böyle hani demokrasiyi geliştirmek, insan haklarını korumak, kollamak gibi vaatleri söylediklerinde taraftar bulamıyorlar. Onlar da böyle milliyetçilik dalgasının, o rüzgarın kendi yelkenlerini doldurması için her türlü çabayı gösteriyorlar. Dünya, bu Türkiye'de de böyle yani. Türkiye'ye de bakın. Türkiye'de de milliyetçi söylemler kullanılmıyor ama hepimiz şu anda o milliyetçi dalganın içinde yer alıyoruz. Herkes, belki hiç kimse bu konuda ya şöyle de düşünüyorum, yani şunu da şöyle yapmak lazım diye aklından geçirse bile o milliyetçi dalganın
gidişatını bozmamak için ya da ona ters düşmemek için bu tür fikirlerini saklıyor insanlar. Avrupa'da da böyle. Bu hani sosyal akımlar böyle gelişiyor. Maalesef dün de söyledim. Yani şu anda bizim kafa yormamız gereken, biz derken bütün dünyada yaşayan insanları, dünyanın gidişatını belirleyen insanları, siyasetçileri vesaire kastediyorum. Bu akımı tersine döndürecek bütün ülkelerin birlikte demokrasiyi geliştirerek yollarına devam etmesi için kafa yorması lazım. Avrupalı siyasetçiler bunu yapmak durumunda. Yoksa gerçekten bakın 1919 yılından itibaren, zaten 1915'te bir savaş başladı. Birinci Dünya Savaşı, milyonlarca insan öldü. 1919'da savaş bitti ve Avrupa şekillenmeye başladı. Nasıl oldu? İşte orada Hitler çıktı, İşçi Partisi'nin başına geçti. İtalya'da Mussolini çıktı. Bir süre sonra işte Yunanistan'da yeniden monarşiye geçildi, bir kral geldi. İşte sonra İspanya'da Franco geldi vesaire. Portekiz'de başka bir diktatör geldi. Böyle hani 1900'lerin ilk yarısı bu akım yüzünden dünyayı gerçekten perişan etti. Bu dalga böyle devam etti. Sonra 1940'larda Hirohito'ya kadar uzandı. Asya'yı sardı. Aynen. Evet, 1945'ten sonra Asya'yı sardı. Orada işte Pol Pot çıktı vesaire falan. Hani bir sürü böyle Myanmar'da yaşananlar, Burma eski adıyla orada yaşananlar. Bu dalgaların önüne geçmek lazım. Bu dalgaların ortaya çıkmaması için hani demokrasiye emek harcamak lazım. Ama maalesef o sağduyu şu anda pek de hava sahamızda dolaşmıyor. Yani ne bizim ne de Avrupalıların. Bir de işte seçimlerden sonra da kim kazanacak, hani söylemlere bakıldığında pek bir değişim olmayacak yani. Bir de milliyetçilik ötesinde aşırı milliyetçiliğe doğru işte, evrilen bir süreç yaşıyoruz. Olmasa da Ebru, sistem bir şekliyle hani normalleşme yolunda ilerliyor. Bak Amerika'da ilk Trump geldiğinde neleri konuşuyorduk. Şimdi orada evet, bayağı bir tansiyon düşmüş gözüküyor açıkçası. Bir şekilde seçimler atlatılınca herkes bir çizgiye geliyor. Çünkü ülkelerin savcıyı da karşılıklı kovdu. Telefonuna geri dönmemiş galiba. Evet, Amerika demişken savcı, Bahar ayı kovdu değil mi? Ona bir jest yapmış. İşte görevdesin demiş ama o açıp da geri dönmemiş. Bağlılıklarını bildirmemiş herhalde. Geri dönmemiş. Dönmediği için de görevden almış diyelim. Kovmuş demeyelim de. Almış. Görevden almış diyelim. Evet, nazik sefer. Ne çiziyor acaba Deniz? Neyse. Deniz, ne çiziyorsun? Konuştuğumuz konulardan yola çıkarak şaha kalkmış bir at çizmişim farkına varmadan. Görebilir miyiz? Çok 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 etkilendim yani. Senin atlılar mı, benim atlılar mı diyorsun? Instagram'da paylaşacağım. Kaldır bakayım. Bitti Instagram. Mi? Instagram'da paylaşacakmış. Ha, Instagram'da paylaş. Yok, bitmedi. Peki. Biz gayrimenkul sertifikası alıp projelere böyle pay pay ortak oluyoruz ya, sen onu güzel anlatmıştın Sefer. Evet. 29-30-31 Mart'ta talep toplanıyor. SPK projeyi onayladı. Borsada o sertifikalar işlem görecek. Siz de gidip 42,5 liraya bir pay alabilirsiniz. Hı hı. 3 milyonu aşkın pay olacak. Ebru, bu arada... Dün gözümüzden kaçmadı evle ilgili bir takım yerleri ziyaret ettiğin. Büyük ihtimalle sen de bu işten faydalanıyorsun gibi geldi bana. Bak, günahımı alıyorsun, orası ev değildi. Instagram'da paylaştığın görüntülerden bahsediyorum. Günahımı alıyorsun, orası ev değildi. Ev değil ama bir ev için alınan Hayır. malzemelerdi galiba. Hayır, yani değildi. Bir ev için alışveriş yapılan bir Hayır, yerdi galiba. Hayır, değildi. Her şey göründüğü gibi olmuyor bazen. Orası bir hastaneydi. Şimdi Ebru, ben o konuyu anlatan bir yazı yazdım. Sonrasında biraz şey de aldım, uyarı da aldım. Bu geçmişte de dönemlerde de denenmiş bir sistem olarak yansıtıldı. Hani bu yeni dönemin ilk gayrimenkul sertifikası diye düzeltelim bir kere. İlk dememiz yanlışmış. Onu hatırlattılar. O konuda da düzeltmeyi yapalım. İlk değil miymiş? İlk değilmiş. Yani Alistan Karaca, hatırlarsın, SPK başkanı evet. olduğu dönemde onun önderliğinde bir takım çalışmalar yapılmış.
İşte ilk sertifikalar satılmış ama demek ki sistem tutmamış ve uzun bir ara verildikten sonra tekrar böyle bir sistem deneniyor şu anda. Bunun kapsamı da genişleyecek gibi duruyor. İşte köprülerin gelirleri başta olmak üzere hatırlarsan yine özel zamanında benzer satarım sattımam hatta diyalogları Demirel'le beraber yaptığı şu anda şeyde internette hala duruyor. Bunlar gündeme yani gelecek. Köprülere ilişkin zaten, paylara da paylar evet, içinde sertifikalar çıkacak. Ben TOKİ Başkanı'yla konuştuğumda da kendisi bunun yeni bir finansman yönetimi olarak yöntemi olarak bu tür dev projelerin finansmanında da kullanılabileceğine dikkat çekmişti. Öyle duruyor. Konu önemli. Tutarsa önemli bir hem emlak piyasası için yeni bir soluk olacak hem de dediğimiz gibi bu piyasadan faydalanamayan cebine para koyup herhangi bir ev alamayan ama küçük birikimi olan insanlar için de bundan faydalanma imkanı sağlayacak. İlk olması önemli, önemli bir gösterge olacak. Borsada yükseldikçe evin değeri yükselecek, düştükçe düşecek. Böyle bir emlak piyasasının nabzını da bir nevi tutan İstediğin bir zaman satabileceksin. Piyasa olacak. Ama oradaki fiyatları da reel emlak fiyatlarıyla yani ev fiyatlarıyla da karşılaştırabileceğiz. İstediği zaman satabilecek gibi bir durum var. İşin içinde tapu, işte masraf şudur falan yok. Aynı hisse senedi gibi işlem görecek. Bu yönden önemli bir alternatif yatırım aracı olarak piyasaya çıkacak. Bugünün birinci sayfalarında Avrupa manşetlerde tabii Hollanda'nın ve Türkiye'nin verdiği cevaplar. Onun dışında bir manşet daha var. Bir tanesi bu vatandaş köprülere de ortak olabilecek, büyük projelere de ortak olabilecek. Bu konuda gelişmeler yaşanabilir diyor Başbakan Yardımcısı Sefer anlattı. Aynı zamanda Hakan Uzan'ın kırmızı bültenle aranıyor biliyorsunuz. Vertu'yu satın alması birinci sayfalarda. Biz Vertu firarda dedik. Vertu başlık olarak. Yani Hakan Vertu'ya uzandı başlıklarını uzandı. Gördüm. O uzandı klasiktir uzanlarla ilgili başlıkta. Ya açıkçası hani kırmızı bültenle aranıyor bu kadar geçmiş dönemde hatırlarsan tartışmaların odağındaydı. Kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan Vertu'ya yaptığı yatırımla ortaya çıktı ve Daily Telegraph'a da bir demeç veriyor ve Vertu'yu işte niş bir şirket bu şirketi şaha kaldırmak için sabırsızlanıyoruz. Potansiyelini yatırımlarla güçlendireceğiz gibi sanki normal bir iş adamı yatırım yapıyor, hiç aranmıyor gibi demeç de veriyor. Üstelik 227 milyon lira yapıyor, 50 milyon sterlin. 227 milyon liraya da almış durumda. Türkiye biliyorsun kabarık bir fatura bırakıp gittiği iddia ediliyordu. Bu anlamda da zaten hakkında verilen karar neticesinde de aranıyor kırmızı bültenle. Biz dün biraz bunun nasıl olabileceğini sorduk. Yani kırmızı bültenle aranan biri bu tür yatırım yapabiliyor mu? Güney Kıbrıs'taki şirketi üzerinden Hakan Uzan bu yatırımı yapıyor. Güney Kıbrıs'taki şirketin hisselerine de Türkiye Cumhuriyeti veya biliyorsun bir GSM, bir mobil şirket de davalıktı biliyorsun. Ünlü bir mobil şirket. Evet. Onların herhangi bir tedbir koymadığı ve bu şirketin bu tür faaliyetlerde bulunabileceği hukuksal olarak göze çarpıyor. Böyle bir tablo var. Erik de geldi. 300 lira kilosu her sene. Değişmeyen haberimiz. Yani o ilk erik tabii çok büyük gösterge. 150-200 liraydı. İşte 20 liraya falan inmişti. 300 liradan kaça iner acaba merak ediyorum. Vallahi bollaşınca iner. Hemen ilk erikten gidip alayım dersen bayağı yükseğe alırsın. Nasıl çarşı pazar fiyatları düşmez. Acaba baktın mı? Biraz ya, çarşı pazarda şimdi yine havalar biliyorsun biraz bozdu. Havaya paralel bir yeni bir artış dalgası olabilir. Evet. Ama onun dışında da işte böyle bahar ayına girmeklerimizle birlikte biraz artık ufak ufak işte böyle erikler ve diğer meyve sebze de piyasaya çıkacak biliyorsun. O sera ürünlerine ilave tarla ürünleri geldikçe fiyatlar düşecek. Her şey mevsiminde güzel. Bunu hatırlatalım. Çünkü mevsim dışı aldığında her şey biraz daha zor koşullarda yetiştiği için fiyatlar da yüksek oluyor. Deniz dünden bir başlık ağlayan öğrenciler de üniversite sınavında 9.45'te kapılar kapanacak uygulaması aslında kitapçıklarda da hatırlatılmış ama öğrenciler 1-2 dakikayla geç kalıyorlar. Hatta çok ağlayanlara burs verenler var telefon açıp ben sana burs veririm ağlama bir sene daha hazırlanırsın diye. ÖSYM Başkanı da geç kalmanın çaresi yok yeniden sınav falan yok diyor. Ben de ÖSYM Başkanı'na 1 minute diyorum. Doğru. Ama geç kalmış çocuk ne yapsın? Ya o ne yapsın o ne yapsın ama yani. ÖSYM Başkanı
İyi de onu nasıl şey yapacaksın? Yani o zaman 2 dakika geç kalan da aynı şeyi tabii, söyleyecek. Tabii, yani. O da 17 diyecek. Hani 9.45 diye açık açık belirtilmiş. Yani gerçekten üzgünüm, insanın kaderini belirleyen bir sınava geç kalma nedeniyle girememek insanın hayatından bir yıl götürüyor. Yani bu bir yılda çok önemli bir süre. Ama yani bir şekilde de bu kuralların konulması ve bu kurallara uyulması lazım. Yani sınavlardan önce bir hafta öncesinden başlıyor dikkat edilmesi gereken hususlar. Bir gün önce okulun yerine gidin bakın. İşte trafik durumunu kontrol edin, gerekirse bir saat erken gidin vesaire diye uyarılar da yapılıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani çok olağanüstü bir şey gelen başına bu nedenle geç kalan bir şekilde hani telafi edilebilir belki ama onu belgelediği durumlarda ama hani ben geç kalktım, yola geç çıktım, trafik de vardı, gelemedim ya da işte işteydim, hani sınav günü işe gidilmez yani. O burs vaat edilen aday için söylüyorum bunu. Yani 9.45'te sınav var, sabah işe gidip işten sınava gitmek biraz böyle hani ilginç bir durum olmuş. Üzücü ama kurallara da uymak lazım. Yani ben YÖK Başkanı'yla aynı fikirdeyim. Her şey başlamakla, eğer o sıcak yataktan zaten kalkabiliyorsanız her şeyi başarırsınız. Tabii çeşitli hikayeler var. Sabah uyanmaktır, asıl olan gerisi gelir. Trafiktir, otobüstür, olur böyle olur. Şeyler. Olmaz, bir yılda belki çok daha iyi bir yeri kazanacaksınız. Hayırlısı belki olsun. Daha iyisi olacak, öyle düşünün. Bir yıl çabuk geçiyor, hiçbir şey de değil insanın hayatında diyelim, ara verelim. Parametreyi noktalarken yine verilerle tamamlayalım. 3.74 seviyesinde dolar kotasyonları 3.74'ün üzerinde seyrediyor. Hem Amerikan Merkez Bankası Fed'in hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarını. Euro'da da dolarda da bir miktar yükseliş söz konusu. Paritede de toparlanma var, yani dolar değer kaybediyor. İşte Fed çok agresif olacak mı, olmayacak mı, nasıl mesaj verecek, faiz arttıracak mı? Bütün bunlar sonrasında Merkez Bankası ne yapacak? Piyasaların asıl gündemini oluşturuyor ve diğer gelişmeleri de izleyen bir akış söz konusu diyelim. Bugünü bu notlarla noktalayalım. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla. İyi bir gün olsun hepimiz için.